Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. Yine yoğun bir gündemimiz var. İlk olarak şunu sormak isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şunu sormak isterim. Niye anayasa uygulanmıyor? Niye Anayasa Mahkemesi'nin kararları umursanmıyor? Bu çok ciddi ve birçok kararla, birçok önemli kurum temsilcisinin beyanlarıyla ispat edilmiş bir durumdur. Anayasa uygulanmıyor, Anayasa Mahkemesi kararları umursanmıyor bu ülkede. İki hususla buna örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan diyor ki, biz ihlal kararları veriyoruz. Ve buna göre yasaların değişmesi gerekiyor. Fakat onlarca defa bu kararları verdiğimiz halde mecliste bu yasa değişiklikleri yapılmıyor. Gönderiyoruz, bu yasa değişikliğini yapın diyoruz. Fakat herhangi bir adım atılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sayın Zühtü Arslan niye şimdi bunu söylüyor? Demek ki önceki dönem başkanı Sayın Mustafa Şentop'tan umudunu kesmişti. Yeni dönem meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a bir mesaj gönderiyor. Önceki dönem Sayın Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesi kararlarını umursamadı. Mecliste gereken yasal değişikliklerin yapılması gerektiğini bilmedi veyahut da uygulamadı. Ve birçok bireysel başvuru tekrar bize geliyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin işi çok yoğun bir şekilde artıyor. Bakın, ikinci husus nedir? İkinci husus yine aynı meseleden kaynaklanıyor. Bundan dolayı da haftalardır söylüyoruz, bir milletvekili mağdur ediliyor. Anayasa madde 14'teki milletvekili dokunulmazlığı istisnalarının kanunilik ilkesine göre yasal olarak düzenlenmemesi yüzünden, bu meclisin bu düzenlemeleri yapmaması yüzünden bir takım bahanelere sığınıyor Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararı apaçık ortada. 1 Temmuz 2021 kararı. Nedir bu karar? İşte benimle ilgili olan karar. Biliyorsunuz uyduruk bir yargı kararıyla meclisten vekilliğimin düşürülüp cezaevine atılmam sonrası Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz 2021 kararında ne dedi? Milletvekili dokunulmazlıkları ile ilgili anayasa madde 83 uygulanmalı dedi. Anayasa madde 14'teki istisnalar kanunilik ilkesine uymuyor. Bunlarla ilgili açıklayıcı yasalar olmadığı için bu istisnalar geçerli değildir. Milletvekili dokunulmazlığı düşürülemez dendi. Benimle ilgili karardı. Bakın, bu çok emsal bir karardı. Tüm hukukçular şu anda haykırıyor ve bu karardan dolayı da şu anda Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an evvel tahliye edilip mecliste yeminini edip milletvekilliğine başlaması lazım. Fakat Meclis Başkanı ve Adalet Bakanı işi yokuşa sürüyor. Sayın Mustafa Şentop'a sormak lazım. Bakın, zamanında benimle ilgili karar Anayasa Mahkemesi tarafından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ve bu kararı düzelt, bu ifade özgürlüğü ve siyaset yapma hakkı gasp edilen milletvekilini mahkeme kararını vekillik sonrasına bırak dendi. Ve 2. Ağır Ceza bu yanlış kararını iptal ederek, askıya alarak vekillik sonrasına erteledi. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Sayın Mustafa Şentop'un başkanı olduğu meclis başkanlığına da bir yazı göndererek bu anayasa madde 14 ile ilgili bir yasal düzenleme yapın ki ortalık böyle yorumculara kalmasın
dedi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı kapı gibi ortada. Ben ve benden sonra Leyla Güven kararında bu tekrar teyit edildi. Şimdi Can Atalay'da uygulanması gerekiyor fakat uygulanmıyor. Sayın Mustafa Şentop hangi kararı uyguladı ki? Sayın Mustafa Şentop'un işi gücü siyasilerin emrini dinleyip çeşitli siyasi kararlar almaktan başka neydi ki? Meclis Başkanı kalabilmek için Devlet Bahçeli'nin emriyle beni meclisten çıkartan ve Anayasa Mahkemesi kararı ortada var diyen ve Anayasa Mahkemesi'nin esasa ilişkin kararını beklemeden bu yalan yanlış beyanı gazetecilere söyleyen bir başkan vardı karşımızda. Öyle bir başkan ki bununla yetinmeyip meclisten çıkarılmamızda da sahte bir tutanak tutup meclis başkanlığı açısından utanç verici bir karara imza atıp 10 polise bir sahte tutanak imzalatmıştı. Ardından böyle bir karara imza atmıştı. Sayın Mustafa Şentop şu anda meclis başkanı değil. Ben kendisine sormak istiyorum. Değer miydi Sayın Mustafa Şentop meclis başkanı kalmak için Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını dinlemeden, anayasal hükümleri dinlemeden aldığınız kararlarla mağdur ettiğiniz milletvekillerine bu yaptığınız değer miydi? Şu anda milletvekili bile değilsiniz. Size kimse bakan bile yapmadı. Ve işte anayasayı çiğneyerek hukuksuz bir şekilde meclisten düşürdüğünüz Ömer Faruk Gergerlioğlu tekrar yapılan seçimde tekrar bu millet meclisine halkın oylarıyla milletvekili olarak gelmiştir. Ve siz de meclis dışında kalmışsınızdır. İlahi bir uyarıdır adeta. Halkın bir uyarısıdır adeta ve bundan akledilmesi gerekir. Güç odaklarının, anayasayı çiğneyen odakların sözünü dinlememeniz gerektiğini bilmeniz gerekirdi Sayın Şentop. Ama buradan ilham ile Sayın Numan Kurtulmuş'un da bu yanlış karar ve tavırlardan vazgeçmesi gerektiğini net bir şekilde söylüyorum. Sayın Mustafa Şentop hatalar yapmıştır. Milletvekillerini mağdur etmiştir. Sayın Numan Kurtulmuş'a buradan sesleniyorum. Lütfen Sayın Mustafa Şentop'un yaptığı gibi anayasayı çiğnemeyin. Anayasa Mahkemesi kararlarını umursamazlık etmeyin. Bakın ben burada delilleriyle söyleyeyim. Onlarca karar. Sayın İbrahim Kaboğlu'nun bilimsel bir yazısında ispat ettiği gibi. Bakın birçok karar var burada. Sayayım onları. Hangi Anayasa Mahkemesi kararları meclis tarafından yasal çerçevede ya yasaların değiştirilmesi suretiyle değerlendirilmedi? Bakın TCK madde 301. Bu yine Anayasa Mahkemesi sonrasında İHA'nın kararı. Akçam Türkiye kararı 25 Ekim 2011. TCK madde 220'ye 6. Yine İHAM kararı. Meclis bir adım atmamış. TCK madde 220'ye bölü 7. İHAM İmre Türkiye kararı 10 Temmuz 2018. Meclis adım atmamış. TCK madde 314 İHAM Selahattin Demirtaş Türkiye 22 Aralık 2020 meclis karar adım atmamış. TCK madde 2299 İHAM Vedat Şorli Türkiye kararı 19 Ekim 21 meclis adım atmamış. İnternet yayınlarına erişim engeli AYM kararı keskin kalem yayınları 27 Ekim 2021 meclis karar adım atmamış. Herhangi bir yasal değişiklik yapmamış. Evet daha böyle mesela işte az evvel anlattığım gibi Anayasa Madde 14 ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında da meclisin adım atmaması var. Yine Tuğba Arslan, Fikriye Aytin kararları sonrasında da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında da meclis adım atmamış ve daha pek çok kararda. İşte bakın net bir şekilde söylüyoruz. Meclis Başkanlığı anayasayı uygulasın.
Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yasal çerçevede yasalar çıkarmak üzere uygulasın, adım atsın diyoruz. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor ve bütün bunlardan dolayı yüz binlerce kişi Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Çünkü düzeltilmeyen yasalar vatandaşı mağdur ediyor. Ya daha bunu kaç kez söyleyelim? Milletvekillerini mağdur ediyor, vatandaşı mağdur ediyor, demokrasiyi mağdur ediyor. Daha kaç kez söyleyelim? Bir sürü belgeyle biz bunu apaçık bir şekilde ispat ediyoruz. Değerli arkadaşlar, milletvekili olduğum Kocaeli geriliyor. Kocaeli bakımsız bırakılıyor. Kocaeli valisi Sayın Seddar Yavuz ne yapıyor? Kocaeli'nin bakın karnesine baktığımızda sürekli gerileyen bir ille karşı karşıyayız. Son yapılan istatistikler. Biz burada bilimsel analizler, bilimsel gerçekleri söylüyoruz. Bakın, Türkiye'nin en rekabetçi ili sıralamasında 4. sıradan 6. sıraya düşmüş bu sene. Yine bakın, İller arası rekabet endeksi verilerine göre Kocaeli tarım alanında 81 il içinde 76. sırada yer almış. Ya 76. sırada Sayın Kocaeli Valiliği, bu ne rezalettir ya. Kocaeli'nin içine düştüğü hale bakın. Kocaeli köylüsünün, Kocaeli tarımının içine düştüğü hale bakın. Bu nasıl bir haldir? Yani nasıl bir büyük ihmalkarlıktır? Kocaeli Türkiye'nin nüfus açısından en kalabalık 10. şehridir. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en gelişmiş 4. ilidir. Özel sektör Ar-Ge merkezi sayısında İstanbul'un ardından Türkiye ikincisidir Kocaeli. Bütün bunlara rağmen Kocaeli tarımda 81 il içinde 76. sırada. Bunun hesabını ver Sayın Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ya. İli getirdiğiniz durum bu. Yani bakın, bilimsel gerçekleri söylüyoruz biz burada. Rekabetçi kentler sıralamasında içine düştüğümüz hali söylüyoruz. Kocaeli eğitim konusunda da çok kötü bir yerde. Eğitim listesinde Kocaeli 81 il arasında 51. sırada ya. 51. sırada arkadaşlar. İlk sıralarda her şeyiyle yer alan Kocaeli eğitim sıralamasında 51. sırada. Yani bu Kocaeli'nin eğitiminden, tarımından kim sorumlu? Kocaeli valisi. İktidarın bakanları, lütfen bu konuya bir açıklık getirin. Olacak şey midir bu? Yine yüksek öğretimde de Kocaeli 32. sırada yer alıyor. Sağlık ve turizmde ise 19. sırada yer alıyor. Yani buradan tekrar bir Kocaeli milletvekili olarak, bu Kocaeli halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak tekrar uyarıyorum Sayın Kocaeli Valiliği ve diğer kurumlar. Lütfen Kocaeli'nin içine düştüğü bu hali görün. Bu kadar sanayi kuruluşunun olduğu, gelişmişlik sırasında 4. sırada olan, efendim Ar-Ge merkezi sayısında İstanbul'dan sonra gelen, nüfus kalabalığında Türkiye'nin 10. şehri olan bir ilin içine düştüğü hal, bu hal ortada. Sizin icraatlerinizle oluşturduğunuz hal ortada. Son derece üzücü bir durum maalesef ortada. Yine açıklanan bütçe açığı rakamlarına da değinmek istiyorum. Bakın, biz her sene bütçe yapıyoruz bu mecliste ve sonrasında büyük bütçe açıkları oluşuyor. Peki bu bütçeyi niye yapıyoruz? Niye gerçek dışı, hayali bir anlayışla, bizim eleştirilerimize rağmen AK Parti MHP oylarıyla onaylanan bir bütçe niye yapılıyor? Bakın, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan Maliye Bakanlığı'nın rapora göre bütçe yılın ilk 5 ayında 263 milyon 590 milyon açık verdi. Hesapsız kitapsız iş yaparsanız, muhalefeti dinlemeden hesapsız kitapsız iş yaparsanız olacak olan budur değerli arkadaşlar. Şimdi hak ihlallerine geçmek istiyoruz. Yoğun bir şekilde bize gelen hak ihlallerini buradan
halkın vekili olarak duyurmak istiyoruz. Halkımızın çok sorunları var. İdareciler çok yanlış uygulamalar yapıyor. Büyük mağduriyetler oluşuyor. Değerli arkadaşlar bakın, bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydik. Ve bir ihlalin 5 yıl sonrasında düzeltilmesi için bir mahkeme yapıldı. Nazan Bozkurt, KHK ile ihraç bir nüfus memuru. Kendisi beni haksız yere işten attınız, hakkımı istiyorum dediği için polis tarafından darp edildi. Düşünün, ya bana haksızlık yaptınız, hakkımı istiyorum, işimi istiyorum dediğiniz için polis tarafından bir yumruk yiyorsunuz, elmacık kemiğiniz kırılıyor. Protez elmacık kemiği takılmak durumunda kalıyorsunuz. Korkunç bir ihlale uğruyorsunuz. Mahkemeye gidiyorsunuz, savcı takipsizlik veriyor. İtirazlara takipsizlik veriliyor. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Anayasa Mahkemesi 5 yıl aradan sonra ya etkili bir soruşturma yapılmamıştır diyerek tekrar bir mahkeme süreci olması gerektiğini söylüyor. Tazminata hükmediyor, ihlale hükmediyor. Bugün yerel mahkemede bu polis darbının görüşüldüğü bir mahkeme yapıldı ve biz de katıldık. Artık bu ülkede bu hadiseleri yaşamayalım. İşkence, kötü muamele hadiseleri olmasın. İşkence insanlığa karşı suçtur. Anayasal özgürlüğü olan, gösteri hakkını kullanan ve işimi istiyorum, haksız yere ihraç edildim diyen bir insana polisin yumruğu gelip de onun elmacık kemiğini kırmasın kardeşim. Ve bundan sonra da cezasız bırakılmasın bunu yapanlar. Düşünün ya, memleketteki adalete bakın. 5 yıl sonra adaletin bir zerresi çıkıyor ortaya. Tekrar adalet yollarına düşüyor insanlar. 5 yıl sonra birisi çıkıp diyor ki ya yanlışlık yaptınız. Bir daha şu mahkemelere bakın. Daha da adalet çıkmış değil ortaya yani. Memleketin hali bu arkadaşlar. O yüzden biz bir milletvekili olarak bu halkın dertlerini burada anlatmak zorundayız. Başka bir çaremiz yoktur. Bu halk için buraya geldik ve bu sorunları buradan dile getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın bir mahpus anne. Çocuğu var ve kendisi uzun yıllardır mahpus olduğu için çocukta psikolojik sorunlar yaşıyor. Ve çocuğunun da işte yaşadığı bu psikolojik sorunlar çocuk psikoloğu tarafından raporlanmış. Çorum Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi raporlarına da gündem olmuş ve aktivite ve dikkat bozukluğu teşhisi konmuş. Neden? Çünkü uzun yıllar boyunca bu çocuk annesinden ayrı ve psikolojik sorunlar yaşıyor ve denetimli serbestliği geldiği halde yine tahliye edilmiyor. Kendisinden gözlem kurulları bakın bir ikinci mahkeme haline getirilmiş. İsim ver kardeşim, seni ancak öyle tahliye ederiz diyor. Kardeşim zaten mahkumiyet vermişsin, yatmış, çıkış zamanı gelmiş. Daha bu ikinci mahkeme neden? Çorum cezaevine soruyoruz. Leykebi cezaevine soruyoruz. Bakın gözlem kurulu kararları elimizde. Yani disiplin suçu olmayan bir insanın denetimli serbestliği geldiği halde efendim afaki bir kararla terör örgütünden ayrılmamıştır. Bize isim vermiyor. Ya pişmanım diyor. Daha ne desin yani insanlar terör örgütünden. Ya şunun ismini ver, bunun ismini ver. Şöyle ol, böyle ol. Yani bakın gözlem kurullarını ikinci mahkemeye çevirdiniz. 3 ay daha denetimli serbestliği vermeme kararı veriliyor. Anne boş yere yatıyor. Çocuk hasta, aktivite ve dikkat bozukluğu var. Ve bu zulümler devam ediyor. Keyfi kararlar, bakın şu kararlara bakın. Hepsi elimizde ve incelediğimiz zaman son derece üzücü kararlar olduğunu görüyoruz. Bize de yakınları başvurmuş. İşte gözlem kurulu, infaz hakimliği, ağır ceza hepsi tahliye talebini reddetmişler ve 3 ay daha bir gözlem kararı verilmiş. Çok sıkıntı çıkarıyor Çorum cezaevi.
5 senedir koğuşundaki arkadaşlarının tamamına yakını tahliye edildiği halde kendisi 62 aydır, 5 senedir cezaevinde yatmış. 19 Mayıs'ta çıkması gerekiyor ve çocuk artık yani 19 Mayıs'ta annesini bekliyor ve çocuk demiş ki ya annem hiçbir zaman oradan çıkamayacak herhalde. Yani çocukları bu hale getirdiniz bakın. Çocuk diyor annem demek ki hiçbir zaman oradan çıkamayacak. Çok üzücü hadiseler bunlar. Kabul edilecek şeyler değil. Bunlar zulmen yapılan hukuksuzluklar ve biz de bunları burada eleştiriyoruz. Bu, bütün bunların tepeden iktidar kanalıyla cezaevlerine dayatıldığını da biliyoruz. Bunlar son derece soyut, afaki kararlar. Yok efendim dışarıda toplumla uyum sağlayacağı düşünülmemiştir. Yok efendim örgütten ayrıldığına kanaat getirilmemiştir. Tamamen soyut kararlarla insanların dünyaları karartılıyor. Kazman yukarı donandığı yıllık köyünde su sorunu var. Ya kaynak yok, su yok denmiş. Köylüler gayret etmiş, su bulunmuş. Efendim bu sefer su getirilmiyor. Ya neden? Köylüler diyor ki ya biz AK Parti'ye oy vermedik, o yüzden bize getirilmiyor. AK Parti'ye oy veren yerlere su gidiyor, bize gelmiyor. Bakın ciddi bir iddia var. Kars Valiliği, Kazman Kaymakamlığı. Buna ne diyorsunuz? Bak tekrar söylüyorum size. Kendi imkanlarıyla suyu çıkarmışlar, köye su gelmiyor. Köylüler diyor ki AK Parti'ye oy vermediğimiz için bu yapılıyor. Köy yayla statüsünde deniliyor ama işte köyün yayla şeyi var, camisi var, okulu var. Yani böyle bir yere niye hizmet gitmiyor? İnsanlar tankerden su içiyor, doğru dürüst yıkanamıyor, perişan durumdalar. Yani AK Parti'ye oy vermediği için mi oraya su hizmeti gitmiyor? Sayın Kars Valisi, Sayın Kazman Kaymakamı. Bakın bunu soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. Böyle şey olur mu ya? Efendim, iktidarı elinde bulunduran partiye oy vermediniz, size su da yok. Böyle mi yani? Bu iddiaları soruyoruz. Köylüler böyle iddia ediyor bakın. Sayın Kars Valisi, Sayın Kazman Kaymakamı sizden cevap bekliyorum. Yani konuyu bir açıklığa kavuşturun lütfen. Selim Kaymak, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2 nolu F tipinde kalıyor ve çok önemli bir iddiayı gündem ediyor. Bu iddia şu ana kadar aydınlatılmamış durumda. Bakın belgeler de elimizde, bize de gönderdi. Bir vatandaş olarak bize gönderdi. Mecliste bunun gündem edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyor ki lisanssız spor ürünleri, efendim işte ayakkabılar, çeşitli ünlü markalara ait ayakkabılar lisanssız bir şekilde cezaevinde satılıyor. Yani zaten o markalara yönelik bir haksızlık var ortada da, bu bir. İkincisi, ya mahkumlar işte bu ayakkabılardan satın alıyor. Peki fişimizi verin diyorlar. Para hesabımızdan kesiliyor. Yok efendim fiş veremeyiz. Ya niye veremezsin? İşte öyle. Böyle kabul et. Ne oluyor arkadaşlar yani? Sincan 2 nolu F tipi cezaevi ile ilgili bakın Selim Kaymak'ın çok önemli iddiaları var. Burada da savcılığa yazdığı yazıları göndermiş. Savcıların verdiği cevaplar, işte kimisi yetkisizlik vermiş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına iletmiş. Ondan sonra dosyalar birleştirilmiş İcra ve İflas Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosu tarafından. Kendisi uzun uzun bu konuda bir mektup yazmış. Ya demiş ben ayakkabıyı aldım, fişi yok. Para kesildi, verin fişi dedim, fiş yok. Ama olur mu böyle şeyler arkadaşlar? Siz bir şey satın aldığınızda fiş verilmemişse orada şaibeli işler dönüyor demektir. Şimdi hala savcılardan bir ses seda yok, soruşturma var anlaşılan ama bir karar yok. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani bakın ben kimseyi yargısız da infaz etmiyorum. İki nolu F tipi cezaevi ile ilgili ciddi iddiaları var bir mahpusun. Ve mahpus diyor ki bununla ilgili hiçbir adım atılmıyor. Aylardır atılmıyor. Biz diyor 2 senedir böyle olaylar oluyor bu cezaevinde diyor. Ve adım atılmıyor. Ardından mahpus kendi canından da korkmaya başlamış. Ya diyor bunlar adım atmıyor. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Artık biz diyor yani
kendimizden de endişe etmeye başladık ve hani içinde bulunduğum cezaevini şikayet ediyorum, adım atılmıyor. Peki o zaman diyor beni başka bir yere nakledin, yoksa diyor burada güvende değilim diyor. Kötü muameleye maruz kalabilirim diyor. Bakın son derece önemli iddialar var ortada ve adım atan yok. Adalet Bakanı neredesin? Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürü neredesin? Bakın son derece ciddi iddialar var ortada. Ya fiş verilmemiş diyor. Ne demek ya? Lisanssız çakma mallar mı sattırıyorsunuz? Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürü Sincan İkinoğlu F tipinde ne oluyor? Allah aşkına bakın bunu biz takip edeceğiz. Mahkum mektuplarını göndermiş, başsavcılık kararları ona sevk ediyor, yetkisizlik veriyor, birleştirme veriyor. Ama ortada bir karar yok aylardır. Son derece ciddi iddiaların aydınlatılması ve bir açıklama yapılması gerekiyor. Rıdvan Kaya Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde kalıyor. Orada da ağır ihlal iddiaları var. Eğitim ve spor yapmak istiyorlar, yaptırılmıyor. Havalandırma bir haftadır kapalı. Bir haftadır kapalı. Açmıyorlar. Yani hep sürekli kapalı demiyoruz. Bir haftadır kapalıymış. Açmıyorlar. Telefon cezası aldı. Yarın bitecek. 3 kişi 5 gündür açlık grevinde. Yani oldukça ciddi ihlaller var. Demek ki insanlar da açlık grevine girmiş. Böyle bir büyük sıkıntı var. Bu konuda da bir açıklama bekliyoruz işin doğrusu. Efendim Mecbure Çalağan diyor ki emekli maaşım az yatıyor. 5500 lira civarı yatıyor. Aslında emekli maaşı 7500. Niye az yatıyor? Bunu anlamak mümkün değil diyor. En düşük maaştan 2000 lira az yatıyor diyor. Bunu da bakanlık yetkililerine soruyoruz. Biz hem buradan soruyoruz hem soru önergesiyle soruyoruz. Murat Çalağan İzmir Menemen ilçesinde KYK ile kapatılan okulda çalışmış. İhbar ve tazminat alamamış. Bunun da dile getirilmesini istiyorlar. Yani düşünün çalışmışsınız, birileri okulu kapatmış ama işçinin hakkı çiğnenmiş. İhbar ve tazminat alamamış. Bu konunun vuzuha kavuşması ve haksızlığın giderilmesi gerekiyor. Harun Ay ve Mehmet Bağırtan bize başvurmuşlar. Ve diyorlar ki ya depremle ilgili efendim yardım almak istedik, kredi almak istedik, ağır hasar gördü, yıkım kararı çıktı. 250 bin lira krediden bahsedildi, başvurduk, ipotek istediler, vermediler. Diyarbakır Dicle Kenti Esnaf Kredi Kooperatif seçimden önce vereceğiz dedi. 15 gün geçti, bir buçuk ayda bir kuruş alamadık diyor. 250 bini yetkililer iptal etti. 750 bin kredi için başvurduk, 500 bine düşürdüler. Sonrasında 400 bine düşürdüler. Bizi diyor işte 54. sıraya almışlar. Hala bir kuruş almış değiliz. Ya 6 Şubat'ta deprem olmuş. Düşünün arkadaşlar. 6 Haziran'ı bile geçmiş. 15 Haziran'a gelmişiz. Vatandaş, esnaf kredi için başvuruyor. Söz verilmiş bir kuruş alamamış. İşin özeti bu işte. Ya olacak iş değil. Hüseyin Zeytinli ve eşi Nuray Zeytinli bize başvurmuşlar. Çok üzücü bir hali yaşıyorlar. Öğretmen bu kişiler. KHK ile kapatılan bir okulda öğretmenlik yapmışlar. Ve yani tek suçları da bu. Yani suç mu bu Allah aşkına? Siz bir okulda çalışıyorsunuz, sonra gelip devlet bu okulu kapatıyor. Ya yönetimle ne alakası var? Öğretmen olarak çalışıyorsunuz. Siz bir kurumda çalışıyorsunuz, birisi gelip o kurumu kapattığı zaman yani suçlu siz mi olacaksınız? Ya orada çalışıp işçilik, memurluk yapan insanlarsınız. Vay efendim o kurumda nasıl çalıştın? Senin çalışma iznini iptal ediyorum. Ya ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Diyor karı koca. Biz öğretmeniz yani başka bir şey bilmiyoruz. Hayatımızı bununla kazanıyoruz. O zaman beraatini getir. Bakarız o zaman çalışma izni veririz diyorlar. Götürüyorlar. Beraat da alıyorlar. Ondan sonra Hüseyin Zeytinli diyor ki ikimize de dava açıldı. 2018'inde beraat ettik. Sonra Amasya Mersin Mut'tan Amasya Mersifon'a taşınmışlar. Öğretmenlik yapamamışlar. Sağda solda inşaat işçisi, bağ bahçe işlerinde yevmiyeyle çalışmışlar. Bir kırtasiye açmışlar. Pandemide orası da iflas etmiş. Efendime söyleyeyim, vasıfsız işçi olarak çalışmak için fabrikalara müracaat etmişler. Yani bütün bu kendi eski çalıştığı iş yeriyle ilgili hususlardan dolayı hiçbir yerde iş verilmemiş. Ardından ya bari özel ders verelim demişler. Eşi ikisi birlikte çocuklara özel ders vermeye çalışmışlar böyle.
Sonra evlerine polis basmış. Vay siz nasıl özel ders verirsiniz? Ya ne yapsınlar? Öğretmen bunlar işte. Özel dersten başka bir şekilde de hayatını kazanamayacak. Olacak iş mi bu arkadaşlar ya? Bakın diyor ki 8 Haziran 2021 sabahı polislerin ziliyle uyandık. Evde nasıl olur da ders veriyorsunuz denmiş. E ne yapalım başka türlü hiçbir yerde kazanamıyorduk. Özel ders veriyorduk çocuklara diyor. Evde 3 çocuğumuz yalnız kaldı diyor. Karı koca gözaltına alındık. 4 gün gözaltında kaldık. 3 çocuk evde. Ya bakın insanlara ne yaşatıyorsunuz ya. Allah'tan korkun mu? Nasıl bir zulümdür ya? Ve bir daha velilere gidip polis demiş ki bu öğretmenlerden ders almayacak sizin çocuklarınız. Ve bütün veliler çocuklarını geri almış. Bunlar tamamen bir sosyal tecride uğramışlar, izolasyona. Öğretmenlikleri de bitmiş. Hiç kimse çocuklarını göndermemeye başlamış. Yeniden öğrenci bulmamız imkansız hale geldi diyor. Ve tekrar diyor 2017 yılından başlamak üzere her yıl Mersin Valiliğine ya çalışma iznimizi verin bakın beraatimiz de var diye yine başvurduk diyor. Mayıs ayında 29 Mayıs'ta seçimden bir sonraki gün yine ret vermişler. Beklemişler bakın Mersin Valiliği seçimi beklemiş. Bakalım seçimde kim kazanacak ona göre karar veririz demiş herhalde. Şimdi memleketin haline bakın arkadaşlar ya. Ya ne istiyorsun kardeşim? Beraatini getir, çalışma iznini veririm diyorsun. E getiriyor, buyur diyor. 7 defa başvuruyor. Ya hangi kriterle vermiyorsun? Allah aşkına. Olacak işler değil arkadaşlar ya. Eşi de aynı şekilde bakın. Bize başvurmuş Nuray Zeytinli. Ya diyor, yani sosyal ölüme terk edildik. Yani depresyonlara girdik, perişan olduk. Psikolojik olarak tam bir sosyal ölüm içerisindeyim. İntihar mı edeydik diyor. Yani insanların aklına çeşit çeşit düşünceler geliyor. Aç susuz bırakılıyorsunuz. Başka bir yerde çalıştırmıyorlar sizi. Özel ders vereyim diyorsunuz. Evinize polisler baskın yapıyor. Gidip çalışma iznimi verin alın beraat diyorsunuz. Çalıştırmıyorlar sizi. Ya bu nasıl bir ülkedir? Nasıl bir devlettir ya? Mersin Valiliği bu nasıl bir haldir? Bana bir açıklama yapabilir misin ya? Var mı böyle bir şey? Bakın bütün kayıtlar var. Sizde var, benim daha başka belge sunmama gerek de yok ya. Yani iki öğretmenin hayatını cehenneme çevirmişsiniz yani. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Valiliği. Ya bunlara bir cevap verin Allah aşkına ya. Her şey ortada bakın, tüm belgeler, bilgiler sizde. Beraat kararına rağmen hangi gerekçeyle bu insanların hayatını cehenneme çeviriyorsunuz? Amyotrofik lateral skleroz hastaları. Bir hekim olarak çok ağır, ciddi bir hastalık olduğunu biliyorum. Ve bu hastalıktan muzdarip kişiler işte çeşitli çalışmalar, dernekleşmeler yapmışlar ve taleplerini dile getiriyorlar. Öncesinde bir dile getirdik. Fakat adım atmıyor iktidar. Çok ciddi ve dramatik bir hastalık. Çok üzücü gerçekten, biliyorum bu hastalığı. Her gün kaslarınız eriyor, hareketsiz hale geliyor, solunumunuz etkileniyor. Adım adım Allah korusun ölüme gidiyorsunuz. Bakın hasta ve yakınları ne talep ediyor? Bizi kaderimize terk etmeyin diyor. Birincisi, dünyada FDA onaylı ALS hastalığını yavaşlatmaya yönelik 4 ilaç var. Bunlardan sadece 20 sene önce onay alan bir ilaca diyor SGK ödeme veriyor. Diğerleri çok pahalı. Efendim yeni bulunan ve FDA tarafından onaylanan ilaçların Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Bakanlığın buna izin vermesi lazım. 2. Bu hastaların multidisipliner kliniklerde teşhis ve tedavilerinin yapılması için bu kliniklerin açılması lazım. 3. NIALS, Uluslararası ALS Konsorsiyumu olan merkezlerin bakanlık tarafından desteklenmesi ve artırılması gerekiyor. 4. ALS hastalığının amansız hastalık kapsamına alınarak etik düzenlemelerin yasalaşması gerekiyor. 5. Tanı almış ALS hastalarına gerekirse yakınlarına genetik test ve danışmanlık verilmesi gerekiyor. Erken teşhisler. 6. Sağlık çalışanlarının ALS hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor diyor. Bütün bunlara uyulması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nı tekrar uyarıyorum. Sağlık Aile ve Çalışma Komisyonu'ndayım. Bu konuda artı bir çalışma daha yapacağım. ALS hastalarına söz, komisyonda da gündeme getireceğim. Yani bu insanlar zaten çok fazla değil. Yani var olan hastaların tedavisi içinde bir devlet bir gayret sarf etsin ya.
Duygu Coşar, İsparta E tipi kapalı cezaevinde eşim saçma iddialarla 6 yıl 10 aylık cezasının 14 ayını yatıp çıktıktan sonra daha sonra Yargıtay'ın cezai onaylamasıyla tekrardan girdi. 10 aydır İsparta E tipinde. Oğlumuz 3 yaşında ve yanına alamıyor çünkü içerisi çok kalabalık. Yerde yatanlar var diyor. Yani ağıl gibi bir ortama çevirmişsiniz ya içeri. Düşünün yani çocuğu alamıyor bir anne içeri ya. Çocuğunu alamıyor ya bir anne için. Yani düşünün çocuğu ne kadar önemlidir. İçerinin sağlıksızlığından, kalabalığından dolayı çocuğu alamıyor. Her hafta görüş için gidiyoruz diyor. Benim de dosyam Yargıtay'da yok. Benimki de onaylanırsa ne yapacağız diyor. Ben de içeri gireceğim. Çocuk ortada kalacak diyor. 0-6 yaş aralığında çocuklara uygulanan 2020 yılında 2 yıldan 4 yıla denetimli serbestlik uygulamasından terör mahpusları faydalanamıyor. Bunu halledin diyor. Bir annenin yanı evladıdır. Aile düzenimiz mahvoldu, yavrumuz mahvoldu. Denetimli serbestlik uygulamasını bizler için de uygularlarsa eşim hem çıkabilecek ve yavrum telafisi mümkün olmayan sıkıntılardan kurtulacak. Ben de anksiyete ve tansiyon hastası oldum sıkıntıdan diyor. Yani bir aileyi mahvetmişsiniz. Yani. Neden? Yok efendim bankasıya para yatırdın, şu oldu, budur, sen teröristsin. Adli mahpusa tanınan hakkı sana tanımayacağız. Ya, olacak işler değil. Veyahut da Kürt meselesinde şöyle şöyle düşünmüşsün, biz seni terörist olarak ilan ediyoruz, yavruna kavuşamayacaksın. Var mı böyle bir şey ya? Ya uyduruktan insanları terör suçlusu ilan ediyorsunuz. Ondan sonra da bütün haklarını gasp ediyorsunuz. Hem kendisini hem ailesini hem de çocuklarını mağdur ediyorsunuz. Bir başvuruda abim Ali Rıza Çiftçi Ümraniye T-tipi cezaevinde kalmakta ve bu ihlalleri bildirdiğimiz için abimin telefonla görüşme hakkı elinden alındı diyor. 10 aylık telefon yasağı verildi. Hiçbir şekilde arama hakkı verilmiyor diyor. Yani başınıza ihlaller geliyor. Bunları duyurmaya çalışıyorsunuz. Size daha ağır cezalar verilmeye çalışılıyor. Yani şu hale bakın arkadaşlar ya. Hak aramanın bile şeytanlaştırıldığı bir dönem. Yani aslında yargısal yollar adeta kutsaldır. Vatandaşın hak arama özgürlüğü vardır. Hakkını dile getirme, kendini ifade etme özgürlüğü vardır. Bunun medyatik ve siyasi yollarla yapılmasını sağlama özgürlüğü vardır. Fakat işte vatandaşa reva görülen hal bu. Bakanlığı buradan tekrar uyarıyoruz. Sayın Yeni Bakan Yılmaz Tunç, lütfen bu zulümkar uygulamaları bitirin diyorum. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı mülakat mağdurları. Bakın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmışlar. Birçoğu 80-95 arası puanlar almışlar. İddiaya göre personel genel müdürü Engin Demir tarafından mağdur edilmişler. Bakanlığa liyakatla hizmet eden eğitim düzeyi en az lisans seviyesinde olan ve çoğunluğu yüksek lisans ve ayrıca doktora eğitimi almış emektar personeller mağdur edilmiş. Ve düşük puan alıp mülakatlarda bir şekilde öne geçirilen insanlar olmuş. Kadrolaşma harekatı başarılı olmuş iktidarın müdürü tarafından. Bir sürü insan aldıkları yüksek puana rağmen mağdur edilmişler. Evet, maalesef böyle üzücü olaylar yaşanıyor. Evet, şu andaki personel genel müdürü Engin Demir hakkında önemli iddialar var. Yeni bakana da bu konuyu sormak gerekiyor. Bu iddiaları lütfen araştırın. Biz kimseye yargısız infaz yapmıyoruz. Ama çok yoğun bir şekilde bize bu başvurular geliyorsa, Engin Demir hakkında oldukça ağır iddialar varsa, Sayın Yeni Bakan lütfen bu konuyu araştırın. Eski bakan sanırım bu konuyu yeterli bir şekilde araştırmamış. Ama yeni bakanlar atandı. Ciddi vatandaş iddiaları var, çalışan iddiaları var ve lütfen biz bakın bunu uzun uzun bir şikayet olarak aldık. Hepsini burada aktaramıyorum. Fakat biz bunu yazılı soru önergesi olarak da sunacağız. Oldukça uzun ayrıntılı iddialar geldi bize. Biz bunların hepsini soracağız ve Sayın Bakan'dan bir cevap bekleyeceğiz. Böyle onu bunu kayıran, hak eden kişiyi mağdur eden uygulamalar var mı? Aile Bakanlığı'nda bunu tekrar soruyoruz.
Kamu mühendisleri bize başvurmuşlar. Ücret dengesizliği ortadan kaldırılsın, emeğimizin karşılığını alalım demişler. Böyle bunu da gündem ediyoruz. Ersan Çelik bize pasaport tahtitleriyle ilgili başvurmuş. Diyor ki Anayasa Mahkemesi Ocak ayında tüm pasaport yasaklarını iptal etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden görüş bekleniyor deniyor. Pasaportumuza tahdit uygulanıyor deniyor ve İçişleri Bakanlığı adım atmıyor. Yani böyle yokuşa sürme taktiği. Az evvel hani ben söyledim ya, Anayasa Mahkemesi karar alıyor, meclis başkanlığı yokuşa sürüyor. Ya siz kimin sözünü dinliyorsunuz Allah aşkına? Yani iktidarın mı sözünü dinleyeceksin, bu milletin anayasanın evrensel hukukunu mu sözünü dinleyeceksin? Tüm yetkililere bunu soruyorum. Meclis başkanlığına soruyorum. Eski meclis başkanı Mustafa Şentop yoğun bir şekilde yaptı bunu. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum. Kendisi şimdi ayrıldı, uzaklaştırıldı bakanlıktan. Şu anda yeni bir bakan var. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşı gayet pervasız bu tavırların bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın idari dava sonucu mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı vermiş. İçişleri Bakanlığı bu mahkeme kararlarını da uygulamıyor. Yani bakın ya, ya idare nasıl bir idare? İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alıyor, uygulamıyor. Efendime söyleyeyim, yurt dışı yasağım yok diyor fakat idari tahdit uygulanıyor. Ve adamın kafasına esmiş seni. Sana diyor yargı kararı da yok ama idari bir kararla senin pasaportunu iptal ettim. İdare mahkemesine de dava açılıyor. İdare mahkemesi bunun bakanlığın kararını iptal ediyor. Yine uygulamıyor. Yani Deli Dumrul Bakanlığı olmuş Süleyman Soylu'nun yönetiminde. Yani yeni bakandan isteğimiz bir an evvel şu Deli Dumrul uygulamalarının bitirilmesi. Yani kim oluyorsun sen İçişleri Bakanlığı olarak, yani bu kadar işi yokuşa sürüp bir defans uyguluyorsun efendim Anayasa Mahkemesi'ne, idare mahkemelerine, yani kim oluyorsunuz ya? Allah aşkına yani. Bu ülkede anayasal düzene karşı bir defans içindesiniz. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Yani bu anayasal düzeni kendi kafanıza göre değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Mahmut Özdemir, Antalya S tipi kapalı cezaevinde kalmakta. Kardeşim kendisi teslim oldu ve pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Ancak Şırnak Mahkemesi diyor hiçbir şey kale almayıp 3 yıl 3 aydır onu tutuklu tutuyor. Yani en azından naklinin Şırnak'ı da Mardin'e yapılmasını istiyoruz diyor. Böyle nakille ilgili hususlardan dolayı büyük mağduriyet yaşayan insanlar var. Ve bu konuda da işte bir uygulamaların anayasaya aykırı olduğuna dair çalışmalar yapılacak. Bu konuda da mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. Bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz. Gerek görüntülü görüşme, gerekse de nakille ilgili insanlara inanılmaz zorluklar yaşatan, mahpus yakınlarını da çok zor durumda bırakan, üzen bu uygulamalar karşısında anayasal başvurular yapacağız. Yapacak yetkili arkadaşlar ve bu konuda mücadeleyi en sonunda kazanacağız. Umarım böyle olur. Çünkü insanlara büyük zulümler yapılıyor. Mehmet Meleş oğlum diyor 2015'ten beri Çorum cezaevinde. Gelinim Ayşe Meleş İzmir Şakran cezaevinde. 3 çocuk da Manisa'da. Düşünün yani. Anne bir yerde cezaevinde, baba bir yerde cezaevinde, çocuklar bir yerde yakınların yanında kalıyor. Perişan durumdalar. En azından nakil dilekçesiyle aile bir araya gelsin, anne baba bir araya gelsin dilekçeleri veriliyor. Kimsenin umurunda değil. Çocuklar perişan, aile perişan. Mehmet Meleş tam 5 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor. Çocukları perişan, lise ve ortaokul öğrenci çocukların başlarında anne baba yok. Cezaevi 850 kilometre uzaklıkta, düşünün. Manisa'dan Çorum'a gideceksiniz. Çocukları götürecek kimse yok. Bunca senedir nakil isteniyor. Yani babayı en azından işte bu Manisa civarına getirin deniliyor. Onu da yapan yok. Zulüm had safhada. Şerafettin Sert Menemen T tipi kapalı cezaevinde kalmakta. Ve
oldukça ağır bir yargısal haksızlığa uğradığını söylüyor yakınları ve bütün bunlardan dolayı kimsesizlik, yalnızlık ve tutukluk stresiyle bir gece ansızın rahatsızlanmış ve bir süre nefes dahi alamamış, adeta ölecek gibi bir büyük sıkıntı yaşamış, hastane sevki gerçekleşmemiş, belki panik atak, belki kalp spazmı ama doğru dürüst araştırılmamış diyor. 64 yaşında mahkemeler görevini layıkıyla yerine getirmemekte, dosyalar incelenmeden karar verilmekte, yargı mağduruyuz diyor. Keyfi kararlar var ve cezaevinde 64 yaşında bir insan ölümle burun buruna büyük bir stres, sıkıntı, panik atak ve kalp spazmları yaşıyor diyor. Mahpusları cezaevlerinde çıldırtıcı davranışlardan vazgeçmek gerekiyor. Bakın, bir başvuruda Muhammed Avcı Yozgat Birnoğlu kapalı cezaevinde kalan bu kişi için yapılmış. Yani bu kişi askerdeyken bir çarşı iznine çıkıyor. Orada alkol almış herhalde. Ardından çok ağır bir şekilde sorguya çekilip dayak atılıyor. Ve ardından cezaevine götürülüyor. Yani insanları böyle çığırından çıkarmak için uğraşmamak gerekiyor. İnsanlar hata yapmışsa yani onu daha da çok hata yapacak bir duruma götürmemek gerekiyor. Ve ardından cezaevine atılıyor. Cezaevinde de bu kişi oldukça önemli psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Ziyaretçileri geliyor, bakıyor, perişan durumda kendisi. Ve doğru dürüst bir takip yapılmıyor. 5-6 gardiyan tarafından psikolojik tedavi için revire götürülüyor. Bekleme odasına alıyorlar. Orada gardiyanlarla Muhammed arasında sorun çıkıyor. Birbirlerine küfürler ediliyor. Sonra Konya'ya sevk ediliyor. Ve ardından Muhammed'i Yozgat'a sevk ediyorlar. Görüşüne gittim. Tek başına Muhammed'i tanıyamadım diyor yakınları yeterli bir tedavi yapılmadığı yönünde şikayetler var. Yani düşünün, bu insan içerideyken sonunda kendini asıyor. Bakın, 8 gardiyan tarafından darbe edilmiş, kendini astıktan sonra, kendini astıktan 2 gün sonra 8 gardiyan tarafından darbe edilip götürülüyor. İkinci günü psikoloğa götürülüyor. Yani bu insan psikolojik sıkıntılar yaşayan, yakınları ziyaret ettiği zaman üstü başı yırtık, saçı sakalı birbirine karışmış bir insan. Yani bu insan psikolojik sıkıntıları var ve yeterli tedavi alamıyor demek. Hani bakın, böyle olmaz. Hasta bir insanla böyle mücadele edilmez. Hastalığını iyileştirmeniz gerekiyor. Bu insan ne arıyor burada yani? Bakın, perişan durumda bir insan görüntüsü var. Ve bir an evvel bu mahpusun psikiyatrik açıdan tedavisinin yapılması gerektiğini ben bir hekim olarak, bir milletvekili olarak görüyorum ve bakanlığı da bu noktada uyarıyorum. Ömer Kaçar, Elazığ T tipi kapalı cezaevinde kalmakta. Cezaevinde baskı var, koğuş değiştirmek istiyor. Dilekçe yazılmasına rağmen izin vermiyorlar. Ve bu konuda koğuş değişikliği yapılmıyor. Urfa'ya sevki isteniyor. O da gerçekleştirilmemiş. MS hastaları bize başvurdular. Yüzlerce MS hastasının kullandığı Ocrevus ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi durdurulmuş. Aileler perişan, çünkü MS çok önemli, sıkıntılı bir hastalık. İlerleyebilen bir hastalık. Bu ilaç çok pahalı ve bir an evvel Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu ilacı ödeme listesine dahil etmesi gerekiyor. Birçok ihraç edilmiş, daha sonra idare mahkemesi tarafından görevine iade edilmiş polis memuru bize başvuruyor. Bakanlık az evvel pasaport tahdidi yapan bakanlık, şimdi de bu polis memurlarına zulmediyor. İdare mahkemesinden davayı kazandığı halde işine başlatmış. Bakın, Barış Polat Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışıyormuş. 375 sayılı KHK geçici 35 maddesine istinaden işinden ihraç edilmiş. Mahkemeye gitmiş. Adli olarak bir beraat kararı da var. Ondan sonra Erzurum 2. İdare Mahkemesi iade davasını lehine sonuçlandırmış. Tamam, işine başlat. İçişleri Bakanlığı başlatmıyor.
CİMER'e bunun üzerine iki başvuruda bulunmuş, CİMER dönmemiş. Ya deli dumrul bakanlığı olmuş ya, İçişleri Bakanlığı. Süleyman Soylu'nun yönetiminde. Umarım yeni İçişleri Bakanı bu durumu düzeltir ya. Bu nedir ya arkadaşlar? İdare mahkemelerinin kararlarını umursamayan bir bakanlık mı olur ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir de, hukuk devleti değil mi? Bu böyle bu devlette bir İçişleri Bakanlığı denen bir bakanlık nasıl olabiliyor bu kadar anayasayı ayaklarının altına alıyor? İdare mahkemesi kararlarını ayakları altına alıyor. Yani polis memuru bize başvurmuş. Diyor ki mahkeme kararlarının neden uygulanmadığıyla ilgili bir gündem yapın. Yapıyoruz işte. Daha onunla da kalmıyor. Başka bakın. Başka kişiler de bize başvurmuş. Böyle. Böyle birçok başvuru alıyoruz. Hasan Yeşil yine bir başka konuyla ilgili bir başvuru var. İş güvenliği alanında eğitimimi tamamlayıp B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini aldım. Sınava başvurumu yaptım. Tüm hakları yerine getirdiğim için sınavda da başarılı oldum. 74 puan aldım. Sınavı da başarıyla geçtim. Tamam, beni belgemi varın işe başlatın diyor. Vermiyoruz diyorlar. İşlemlerini yapmıyoruz. Niye? Yasaklılık var senin üstünde diyor. Ya neyim var diyor ben. Bir sıkıntı yok. Sınavı kazandım. Öyle bir sıkıntı olsaydı sınava almasaydınız beni. Sınava girmişim, kazanmışım. Sertifika vermiyorsunuz. B sınıfı İSG sertifikamı haksız bir engelleme ve sebebini bilmediğim bir nedenle alamadım. Bakanlık açıklama yapsın ya, bu kaçıncı vaka, kaç bininci vakadır. Keyfinize göre sana belgeyi veriyorum, sana vermiyorum diyor. Adam sınavı kazanmış, belge vermiyor. Ya Çalışma Bakanlığı ne yapıyorsunuz ya, kaç bininci vaka bu ya? Yani kaç bininci haksızlığınız ya? Allah aşkına yani. Kesinleşmiş bir cezası da olmayan kişilere bu yaptığınız nedir yani? Allah aşkına. Deprem bölgesi için YKS sınavı için kendi illerinde tercih vermeleri durumunda üniversite tercihleri sırasında %25 ek kontenjan verilmiş. Aynı durumu DGS sınavı için de talep ediyoruz diyorlar. 2 yıllık bölümden 4 yıllık bölüme geçiş yapacağız DGS sınavıyla, ama bu sene onca duruma göre kontenjanlar düşürüldü. Kontenjanların artırılması talebi var. Öğrencilerin bu talebi var. Yine bir başka başvuruda Sibel Gedik Kayseri kadın cezaevinde kalmakta. Eşi Malatya 112 acilde tıp teknisyeni olarak çalışıyordu. İşte banka, sendika, baylok iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza verildi. Ayrı cezaevlerinde kaldık. Ben 4-5 ay önce tahliye oldum. Eşim ve ben cezaevindeydik. 4 çocuğumuz ortada kalmıştı diyor. Sonunda ben tahliye oldum. Çocuklar perişan. 27 ay hem annesiz hem babasız kaldılar. 3 yıldır 4 çocuğum annelerine hasret büyüyor ve gözünde keratoplasta hastalığı var diyor. Kornea nakli oldu. Yani neredeyse körlük noktasına geldi diyor. Görme yetisini kaybetmek üzere ve hala cezaevinde hala sağlık hakkına ulaşamıyor ve halen tahliyesi gerçekleşmiyor diyor. Kornea nakli olması gerekiyor. Sağ gözü iyice kapandı ve görme yetisini kaybetmek üzere. Bakanlık ve Sağlık, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu durumu duysun. Türkiye'de işte bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Yani ailelere çile üstüne çile yaşatılıyor. Aile ve Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı'nda hemşire olarak görev yapan bir kişi bize başvurmuş. Görevde yükselme sınavına girmiş, 82 puan almış, iyi puan almış. Ve mülakat heyetinden bir üye ön lisans mezunuymuş ve aramızda 94 puan alıp doktora yapanları bile ön lisans mezunu elemiş. Düşün yani. Doktora yapanı ön lisans mezunu eliyor. Kontenjan 200'de 150 kişi 80 ve üzeri puan alıp elenmiş. Mahkeme sürecine hazırlanıyoruz arkadaşlarla. Birçok haber kanalına konu olduk diyor. Diyarbakır ASHP Bakanlığı'nın il müdürlüğünde liyakat bitmiştir diyor. Bu konuya bir çözüm bulun diyor. Avukatlar iptal olacağı kanaatinde. Doktora yapan arkadaş da süreci başlatmış. Yani bir yargısal süreç var. Ya bu tür bakın arkadaşlar, el insaf yani. İşe alımlarda bu kadar kayırmacılık, siyasi iktidarın istediği adamların girmesi, hakkıyla sınav kazanan, yüksek puan alanların uyduruk gerekçelerle ayaklarının kaydırılması olacak işler değil yani gerçekten. Bir başka başvuru çok önemli, binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ergün Duymaz bize başvurmuş. Çözülmeyen, bitmeyen EYT mağduruyum diyor. Bakanın, grup başkan vekillerinin, televizyonların, yazılı medyanın sözlerine istinaden
1999 öncesi neyse o olacak denildi ve benim gibi yüz binlerce insan borç aldı diyor. Bankalara gittik, kredi aldık diyor. 5000 güne tamamlamak için hafta sonları ve yılbaşı dahil SGK'ları açık tuttular. Başvuru aldılar, biz gidiyor gittik diyor, kredi aldık. 70 bin lira ödedim, ne olduysa son anda 5000 değil kademeli prim denen bir düzenleme çıktı diyor. Hepimiz şok olduk çünkü diyor biz kredi çekmiştik, çok zor durumda kaldık. Emeklilik beklerken hem borçlandık hem de emekli olamadık. 975 gün yaklaşık 2,5 sene eder. Bu yaşta diyor nerede çalışalım? Ya yaşlı başlı insanlar bunu, kimse de bunları kabul de etmiyor. Bir formül bulun. Yani bankadan gidip kredi çekmişler, bir de zarara girmişler. Hem hak, söz vermişsin, hakkını vermemişsin, hem de kredi çekmiş, bir ton zarara girmiş. Ne borçlanacak, ne askerlik kaldı. 975 günü nasıl tamamlayalım diyor. Ve sadece 999 öncesi yasa ne diyorsa onu istiyoruz. Sadece yaşı kaldırmakla EYT bitmiyor. Lütfen yardım edin. Yüz binlerin feryadını duyun diyor. Vatandaşların bu feryatlarını buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden duyuruyoruz. Binlerce böyle insan var ve lütfen duyun. Biz bu yasa değişikliği için varız. Elimizden geleni yaparız ama bu yüz binlerce vatandaşın sesini iktidarın da duyması gerekiyor. Bu gelin birlikte bu yasal düzenlemeyi yapalım. Yüz binlerce bu vatandaşımızın mağduriyeti bitsin, perişanlıkları bitsin. Başka çareleri de yok, başka bir yerde çalışacak halleri de yok bu yaştan sonra. Sayın Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı. Aile diş hekimliği uygulamasını devreye koyacağız diyor. 8-10 bin arası alım olacakmış. Biz ağız ve diş sağlığı teknikerleri atama sayılarının arttırılmasını istiyoruz. 10 bin diş hekiminde de kaç bin ağız diş sağlığı teknikerleri atanacak? Bilgilendirsin diyor. Bu tekniker arkadaşlarımızın mağduriyeti de giderilmeli değerli arkadaşlar. Bize yurt dışında mahpus olan kişilerle ilgili yakınların başvuruları geliyor. Irak, Bağdat'ta tutuklu kardeşim Servet Aydemir var diyor. Tamam diyor, bir suç işledi ve anlaşma da yapıldı. Bu kişi Irak'taki gözaltı merkezlerinde, cezaevi bile değil, gözaltı merkezlerinde değil, iki ülke arasında anlaşma var diyor. İade kararı verildi. Gelmesi lazım. Irak göndermiyor, Türkiye'de alamıyor. Yani yıllardır bu prosedür sürüyor. Oradaki mahpus Türk vatandaşları perişan durumda. Dışişleri Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Hala bir ilerleme yok. Lütfen yeni bakan bu konuya bir el atsın. Keyfi muamele ile iadesi gerçekleştirilmeyip orada esir tutuluyor diyor vatandaşlar. Ünal Mert Emin Evim'den şikayetçi. Emin Evim tarafından 2017 tarihinden itibaren bir anlaşma yapılmış fakat bu daha sonra bir şekilde bozulmuş, bir mağduriyet olmuş. 280 bin lirayı geri ver demiş. Emin Evim'de 45 bin lira organizasyon ücreti kesiyoruz demiş ve 227 bin lira civarında rakamı şimdi de değil 6 ay sonra vereceklerini söylüyor. Vatandaş mağdur, Emin Evim'den de bir açıklama bekliyoruz. YVS cezaevlerinde çok büyük zulümler var, haksızlıklar, insan hakları ihlalleri var. Birçok mahpus bize başvuruyor ve YVS cezaevlerinde açlık grevleri var. Tayatlı aileler bize başvurdu. Onlardan birisi mesela Hüseyin Karaoğlan, Sincan 1 cezaevinde Edirne hapishanesinden Sincan'a gelmiş. Ağırlaştırılmış müebbet hapis mahpusu olmadığı halde onlardan daha ağır şartlarda geçiyor diyor mahpusluğu. 23 saat koğuşta, 1 saat kuyu gibi bir yerde havalandırmaya çıkıyor. Sohbet hakkı uygulanmıyor, kitapları sayılı veriyor, mektupları verilmiyor, dışarı mektupları gönderilmiyor. Çok büyük bir tecrit uygulanıyor diyor. Hücrede iki kolumu yana açsam duvara çarpıyor demiş mahpus. Düşünün, mezar gibi bir yerde tutuluyor demek ki. Ya bunlar gerçekten insana uygun durumlar değil ya. Bu insanlar ya intihar etsin diye mi uğraşıyorsunuz? Yani nedir ya bu kadar yani insan haklarına aykırı bu mahpusluklar? Sohbete çıkarmıyorsun, insan sesi duymuyor, tek başına kalıyor. Yani böyle bir kuyunun dibinde kalıyor yani. PTT posta ile göndermesi gerekiyormuş ve posta hakları ile ilgili önemli engellemeler
yaşanıyor. Arkadaş görüşçüleri varmış. Buraya gelince o arkadaş görüşçüleri de iptal edilmiş. İstanbul'da yaşıyoruz diyor. Görüşe her hafta gidemiyoruz. Haftada bir ancak 10 dakika telefonla görüşebiliyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Sesimizi duyurmamıza yardımcı olun diyor. Daha pek çok şikayetleri var. Yine bakın bununla ilgili bir başka Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Hapishane Komisyonu bir açıklama yapmış. Ve bu açıklamadan da bazı değinilerde bulunmak istiyorum. Y ve S hapishanelerinin insan haklarına aykırı durumu anlatıyor. Tekli hücreler var. Tek ve üç kişilik hücrelerin hiçbirinde bağımsız bir havalandırma bölümü yok. Havalandırmaya tek çıkıyor, sohbet hakkı yok, yayın hakkı yok, hafta sonu gazete dağıtımı yapılmıyor, yemekler çok kötü ve sağlıksız. Ve düşünün, biz F tipi cezaevlerini eleştirirken şimdi daha ağır şeyler çıkıyor ve ağır ihlaller ortaya çıkıyor maalesef. Evet. Tekirdağ 1 nolu F tipi ve S'li bir 5 nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular zor durumda. Cezaevlerinden gönderilen mektuplarda aynı zarfta tek kişiye birden fazla kişiye mektup gönderilmesi yasaklanmış durumda. Buradan da mahpuslar büyük zararlar görüyor. Nizamettin Ayhan Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaparken yine aynı biraz evvelki Iğdır'daki polis memuru gibi 375 sayılı KHK geçici 35. maddeyle ihraç ediliyor. İdare Mahkemesi'ne gidiyor, iade alıyor, beni göreve başlat diyor, İçişleri Bakanlığı yokuşa sürüyor. Yani bakın yüzlerce kişiye bu zulmü yapıyorlar, olacak bir iş değil. Görmezden geliyor bu kararları. Ben diyor şu anda göreve başlatılmadığı için manevi tazminat davası açtık ve bu keyfi uygulamalar yüzünden devlet de zarara uğratılıyor diyor. Yine Fevzi Özcan 30 Temmuz 2022'de KHK uygulamalarının son gününde böyle apar topar 6000'e yakın memur ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından ihraç edildim. İlk idare mahkemesine oy birliğiyle kazandım. Ve sonra 30 gün içinde iadem gerçekleşmedi. İstinafa taşıyıp kararı uygulamayacaklar diyor. Yani böyle sonuna kadar hukuksuzluğu uygulayan bir bakanlıktı İçişleri Bakanlığı. Umarım yeni bakan değiştirir bu uygulamaları. Jandarma Genel Komutanlığı Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay iken beraati de olmasına rağmen yine ihraç edilen bir memur bize başvurmuş. Yine aynı hadiseleri yaşamış. Tazminat davası açtım diyor. İdare mahkemesi beni iade ettiği halde başlatılmadım. Yani korkunç durumlar bunlar. Olacak işler değil. Maalesef bunlar böyle devam ediyor. Yine bakın inanılmaz bir belge elimde. Kütahya Valiliği Defterdarlık KHK İşlemleri İl Bürosu kararı. Kim hakkında almış? Mehmet Talyurt. KHK ile kapatılan bir okula çocuğunu gönderiyormuş. Efendim 2016 yılı Nisan aylarında 8.950 lira para yatırmış bu okula. İşte 2016-2017 eğitim yılında çocuğu orada eğitim görsün diye önceden parayı yatırmış. Bu arada darbe olmuş. Bu okul kapatılmış. Vatandaş da demiş ki ya bana işimi paramı geri verin. Yok vermeyiz denmiş. Yıllardır bakın parası verilmiyor. 2016'dan beri para verilmiyor. 4-7 yıl geçmiş üstünden. Ve sonunda diyor ki bir değerlendirme komisyonunun raporu gösterilmiş ve efendim FETÖ'den irtibat iltisaktan hakkında yargılama olanlara biz parayı vermeyeceğiz diyor. Ya bu nasıl bir karar Allah aşkına? Anayasayı ayaklarınızın altına almış çiğniyorsunuz. Bu nasıl bir karar ya? Hakkında kesinleşmiş bir karar da yok. Kesinleşmiş karar da olsa ya vatandaş bir kuruma para yatırmış, bir şekilde devlet bunu kapatmış, vatandaş da parasını istiyor. Ne alakası var? Vatandaşın hakkında bir soruşturma varmış. Allah Allah. Yani vatandaşın resmen parası gasp edilmiş ya. Bakın şu karara ya, olacak iş değil arkadaşlar. Kütahya Valiliği Defterdarlık KHK İşlemleri İl Bürosu 5 Mayıs 2023'te karar almış. Diyor ki senin hakkında kesinleşmemiş olsa da bir mahkeme kararı olduğu için sana paranı vermiyoruz. Yani olacak iş mi? 7 yıldır
parayı gasp etmiş bir anlayış var ortada. Yani bakanlık böyle bir şey olabilir mi ya? Kütahya Valiliği böyle bir şey olabilir mi? İçişleri Bakanlığı bunlar ne saçma kararlardır? Yani vatandaşın parasını gasp etmişsiniz resmen, vermem paranı diyorsun. Yani bir an evvel bu paranın verilmesi lazım. Biz bakanlığa da bunun soru önergesiyle de soruyoruz ve bu durumun takibini yapıyoruz. Bize yapılan çok önemli, çok ciddi bir başvuru var. Bakın bunu da gündem edeceğiz. Savaş Çelik isimli bir kişi Lübnan'dan kaçırılarak getiriliyor. Kişi diyor ki Türkiye Devleti görevlileri beni kaçırdı, getirdi diyor. Ve ülkeye getirildim. 87 gün boyunca çok korkunç işkencelere uğradım. Ve ardından 87 gün sonra sanki işte yolda bulunmuş bir rastgele bulunmuş gibi bir rapor düzenlenerek o 87 gün gördüğü muamele, işkenceler örtbas edilmeye çalışılmış. 21 Temmuz 2022'den beri tutuklu, 87 günlük bir belirsiz zaman diliminde ne yapıldığının açıklanması ve bütün bu uygulamalarla ilgili bir açıklama yapılması lazım. Zorla kaçırılıp kaybedilen bir vaka bu. Ve diyor ki sonrasında kaba dayağa maruz kaldı. Bayılıncaya kadar dövüldü ve ancak eğilerek ayakta durabileceği, oturma olanının olmadığı dar kapalı bir alanda elleri ve gözleri bağlı şekilde durdu. İşkence için odadan çıkarıldığında öncelikle duvarlardaki zincirlere elleri ve ayakları bağlanmış. El, ayak uçlarına, böbreklerine, cinsel organına elektrik verilmiş, hayalları sıkılmış, makat bölgesine defalarca cop sokulmuş, her defasında bu cop makattan çıkarılarak ağız, burun ve kulak bölgelerine de sokulmuş. Sonrasında da tazyikli su ile yıkanmıştır. Müvekkile eş ve çocukların da ellerinde olduğu, onlara da aynı işkenceleri yapacakları söylenmiş, tecavüz tehdidinde bulunulmuş. Bu 87 gün boyunca banyo yaptırılmamış, ölmemesini sağlayacak düzeyde düzensiz olarak sınırlı yiyecek, ekmek ve su verilmiş. Kendisi tuvalete götürülmemiş, bulunduğu odada tuvaletini yapmak zorunda kalmış. İdrar ve dışkı ortamında uyumuş ve oturmuş. Yani korkunç şeyler. Kim yaptı bunu kardeşim? Ne adına kaçırdınız? Bakın bunlar yani gazete haberlerine de yansımış. İşte bunu inkar da etmiyor. Ne diyor? MİT'ten nokta operasyon. Binbaşı Aslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faali PKK'lı Savaş Çelik paketlendi diyor. Yani bir yargı sonucuna göre bu kararları verirsiniz. Ortada bir yargı kararı da yok. Birisini kaçırıp 87 gün işkence ediyorsunuz. Bunu böyle gazetelerde ilan ediliyor. En sonunda bu iddialar da boşa düşüyor. Bakın. İddialar da boşa düşüyor. Kişi halen tutuklu. Devam ediyoruz. Bakın. Korkunç işkenceler görmüş bu insan. Ve gelinen noktada halen bir açıklama yapılmıyor. Devam ediyoruz. 71 kilodan 49 kiloya düşmüş. 20 gün boyunca copla tecavüz nedeniyle bez kullanmak zorunda kalmış. Hala aralıklarla büyük abdestinin geldiğini fark edemediğinden çamaşırlarına tuvaletini yapmak durumunda kalıyor. Makatındaki ağrılar devam ediyor. Odaklanma sorununun yanında anlama, algılama zayıflığı ve konuşma güçlüğü çekiyor. Yani ağır işkenceler görmüş. Sürekli olarak bir suçu üstlenmesi istenmiş ve tanımadığı birçok kişinin de benzer suçlar içinde bulunduğunu itiraf etmesi beklenmiş. 20 Temmuz 2022 günü Muş İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiş. Bakın, yani 87 gün boyunca bir yerde tutulmuş, düşünün. Nisan 2022'den Temmuz 2022'ye kadar olan 87 günlük zaman dilimi hakkında bir açıklama bekliyoruz milletvekili olarak. Bütün bunlardan sonra 20 Temmuz günü Muş İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiş. Sanki yani yeni Türkiye'de bulunmuş gibi bir muamele, resmi muamele yapılmış. Yakalama tutanağına göre ise Muş şehir girişinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalanmış denilmiş. Ardından
yurt dışında yapılan bir operasyon sonucu Lübnan'da yakalanarak ülkeye getirildiği servis edilmiş. Yani bu da saklanmamış. Bakın. Anadolu Ajansı kanalıyla yurt dışından getirildiği bir şekilde bangır bangır bağırılmış. Ondan sonra da resmi tutanaklarda da bay efendim o 87 gün örtbas edilmiş. Yani şu hale bakın. Devlet kendi kendini yalanlıyor. İktidar kendi kendini yalanlıyor. Yol kontrolünde yakaladık demiş. 87 gün nerede olduğu belli değil. Yani o 87 günlük süre hakkında da bir sürü iktidar açıklaması var. Gerçeğe aykırı tutanak tutmuşlar. Ciddi bir adli işlem yapılmamış ve şu anda müşteki vekili avukat Şule Recepoğlu diyor ki 87 gün boyunca işkence, insanlık dışı muameleye uğrayan müvekkilin maruz kaldığı davranışların belirlenmesi ve sorunların tespit edilmesini istiyoruz. Psikolojik travmaları da değerlendirebilecek uzman bir kurulla sevk edilerek muayenesi sağlanmalı. Bu kaçırmalar nasıl oldu, ne oldu, bunun hakkında bir bilgi verilmeli diyor. Biz de bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi vereceğiz. Müvekkile ait yakalama tutanağında sicil numaraları bulunan 9 görevlinin şüpheli sıfatıyla resmi evrakta sahtecilik suçundan dolayı soruşturulmasını istiyoruz diyor. Bakın yani göz göre göre resmi evrakta böyle sahtekarlıklar yapılmış ve düşünün siz de bu insana bakın ortada da bir ispatlanmış bir şey de yok ve yani yargısız infazla terörist falan ilan etmişsiniz. Ondan sonra da 87 gün boyunca bu kişiye ne yapıldığı belli değil yani. Siz düşünün 87 gün boyunca bu kişi ne yapıldığı konusunda bir açıklama yok. Buna benzer zorla kaçırılma, kaybedilme vakaları maalesef çok yaşandı. Bütün bunları biz yakından takip ediyoruz, kabul etmiyoruz. Ve bütün bunları insanlığa karşı suç olarak kabul ediyoruz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, kısaca da Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili bazı bilgiler vermek isterim size. Her geçen gün böyle çocuklu annelerin tutuklandığı bir zaman dilimindeyiz. Gayretlerimiz sivil toplumun baskısı sonucu anne Şadinaz Yaşar Yılmaz sonunda tahliye edildi. Yine Zeynep Aydın, hakeza 4 çocuk annesi uzun bir süre tutukluluğu kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu insanlar tutuksuz yargılanabilirdi. Mustafa Başer, mesane kanseri bir mahpus olarak defalarca denetimli serbestliği verilmedi. Koşullu tahliyesi verilmiyor. Denetimli serbestlikleri hukuksuz bir şekilde verilmemesi sonrasında da bir kanser hastası olarak çok büyük zorluklar yaşıyor maalesef. Serda Alıcı, hakeza eşiyle beraber cezaevinde ve 3 çocuk çok büyük psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Bunu defalarca gündeme getiriyoruz. Yine Fatma Yasin Özkan çifti şu anda bakın Fatma Hanım bebeğiyle gözaltında. Umarım tutuklanmaz. Bu insanları tutuksuz yargılamaları gerekiyor ama böyle acımasızca tutuklu yargılamalar yapılıyor. Geçtiğimiz gün gündeme getirdik. Ümran Karakuş sonunda gözaltından serbest bırakıldı, tutuklanmadı. Bunlar çok üzücü vakalar maalesef. Yine bakın şu çocuk 11 yaşındaki Züleyha çok dramatik bir öyküsü var. Babası 3 yılı aşkındır cezaevinde, annesi yakalandığı kanser hastalığından öldü. Başında annesi yok, babası yok. Kendisi de beyin tümörüne yakalandı ve ağır bir ameliyat geçirdi şöyle gördüğünüz gibi. Ve bu çocuğun babası halen tahliye edilmiyor. Yusuf Kerim yasası anneler için çıktı ama
Biz bunun hasta çocukların babaları için de uygulanması gerektiğini söylüyoruz ve bakanlığı bu noktada bir yasa değişikliğine davet ediyorum. Biz Yusuf Kerim yasası çıkarken bunun sadece anneler için değil babalar için de tahsis edilmesi gerektiğini söyledik. Erdem Aşkan 5 yaşında bir çocuk ve Hakkari Yüksekova'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Soruşturmanın derinleştirilmesini istiyoruz ve en azından bir adaletin gerçekleşmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü ölümlü bir kaza sonrasında sürücü tutuklanmıyor bile ve serbest bırakılıyor. Yani halkın adalet duygusu çok kötü bir şekilde sarsılıyor ve son derece üzücü hadiseler oluyor. 5 yaşındaki bir çocuk bir kazada ölüyor ve sürücü tutuklanmıyor bile. Bu olacak bir iş değil arkadaşlar. Ayten Öztürk az evvel bahsettiğimiz gibi 6 ay kadar zorla kaçırılıp kaybedilen ve işkence edilen bir kadın ve şu anda 2 yılı aşkın ev hapsinde tutuluyor. Defalarca gündeme getiriyoruz. Ne uğradığı bu işkenceler hakkında doğru dürüst bir yargısal süreç var ne de haksız hukuksuz ev hapsiyle ilgili bir gelişme var. Ama Ayten Öztürk susmuyor. Hak savunucuları da susmuyor. Onun yanında yer alıyor. Doğan Erbaş HDP Parti Meclisi üyesiydi ve gözaltına alınırken şu muameleye bakın. Utanç verici işler bunlar. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyeti'ni uyarıyorum. 40 yılı aşkın hukukçuluk yapmış bir avukat gözaltına alınırken insan hakları ihlaline uğruyor. Başa eğdirilmeye ve ters kelepçe takılmaya çalışılıyor ve takılıyor. Bunlar kabul edilecek haksızlıklar değil, ağır insan hakları ihlalleri. Ferhat Çelik, Kocaeli'nde kaybolan Van Çaldıranlı bir vatandaşımız 8 gün oldu hala bulunmuyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliğine de hatırlatıyorum. Ferhat Çelik'in yakınları çok büyük bir stres altında bekliyorlar. Evet. Geçtiğimiz gün ziyaretimize de geldi. Hüseyin Zengin ve Fuat Zengin yıllarca cezaevinde kalan bir kursiyer teğmen olarak Hüseyin Zengin ve Fuat Zengin bize güzel bir yazı getirmişler. Biz bu mağduriyeti de buradan duyurmuş olalım. Hazırız efendim. İbrahim Saygı KHK ile ihraç edilen bir adliye katibiydi. 7 yıl boyunca yaşamadığı haksızlık kalmadı ve en sonunda motokuryecilik yaparak bir iş bulmuştu. Sarhoş ve 17 yaşında bir gencin arkadan ona vurması suretiyle hayatını kaybetti. İki çocuğu vardı ve bu dramlar bitmiyor. İşinden zulmen ihraç edilip haksızlığa uğrayan insanların dramları bitmiyor. İşte en sonunda böyle bir aile dramı yaşandı. Mesleği olmayan bir işte çalışırken ve uğradığı sosyal ölümleri yaşarken hayatını kaybeden ve büyük aile dramlarının yaşandığı bir yerdeyiz maalesef. Türkiye böyle bir yer. Bunları kabul etmediğimizi söylüyoruz. Son olarak her hafta söylediğimiz ağır insan hakları ihlallerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlar çok ağır ihlaller olduğu için her hafta biz bu konuları gündeme getiriyoruz. Son olarak Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan konsolosluğunda yok edilip öldürülüp cesedi bile bulunmayan bir insan. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan bu konu hakkında Suudi Arabistan'a en ağır cümleleri söyledikten sonra dosyasını Suudi Arabistan'a gönderdi ve karşılığında milyar dolarlık krediler geldi. Kabul edilecek bir hadise değil. Yargısal açıdan unutamayacağımız, her hafta eleştirdiğimiz bir konu. Osman Kavala yine 7 yıla yaklaşıyor. Zulmen tutuklu, ahim kararları ayaklar altına alınıyor ve Osman Kavala esir tutuluyor. Şerif Mesudoğlu işlemediği bir cinayetin mahkumu olarak cezaevinde, o da çok ağır bir mağduriyet yaşıyor. Kabul etmiyoruz, zulme uğruyor ve adalet gelsin diyoruz.
Selçuk Kozağaçlı herkese mazlum mağdurların hakkını aradığı için her hafta gündeme getirdiğimiz Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı ve onun da uğradığı mağduriyeti kabul etmiyoruz. Emine Şen Yaşar annemiz adalet nöbetini devam ettiriyor. Çok destansı, büyük bir mücadele veriyor, fedakar bir mücadele veriyor ve onun da yanındayız, mücadelesine destek vereceğiz. Gabonlu Dina, belki onu devleti veya ailesi bile unuttu ama biz mazlumlar adına onu unutmuyor ve bu cinayetin aydınlatılması gerektiğini söylüyoruz. Zorla kaçırılan Yusuf Bilge Tunç 4 yıla yaklaşıyor, hala ortada yok. İşte az evvel bahsettiğimiz Savaş Çelik vakası gibi uzun süre kaçırılıp işkence edilip yok edildiği tahmin ediliyor. Savaş Çelik bulundu ve fakat Yusuf Bilge Tunç bulunmadı. Kabul edilecek hadiseler değil. Gökhan Türkmen ve Yasin Ugan zorla kaçılıp aylarca bir yerlerde tutulan, işkence edilen insanlardı. Onlar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde çıktı ve şu anda cezaevindeler. En azından ölmediler ama Türkiye'de neler yaşandığı ve sonucunda neler olduğuna dair önemli bir delil olarak elimizdeler, gösterge olarak elimizdeler. Gülistan Doku hala kendisinden haber alınamayan kayıp bir kişi, onu da gündem ediyoruz. Yine son olarak Hürmüz Diril zorla kaçırılıp kaybedildikten sonra eşinin cesedi bulundu ve kendisi hakkında hala bir haber yok. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum.